Aşağıda verilen çözeltiler oda koşullarında bulunmaktadır. Sabit sıcaklıkta birinci çözeltiye 6.5 gram çinko, ikinci çözeltiye 7.2.7 gram alüminyum, üçüncü çözeltiye 2.4 gram magnezyum katıları ilave edilip tam verimli tepkimeler oluşmaktadır. Oluşturuluyor. Buna göre son durumdaki çözeltilerin pH değerleri aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Şimdi öncelikle çözeltilere atılan metallerin ee, tepkimelerine bir bakalım. Birinci çözeltiye çinko. Çinko amfoter bir metaldir. Birinci kapta sodyum hidroksit vardır. Şöyle bir pratik bir şey söyleyeyim değerli arkadaşlar. Çinko artı iki değerlik alabilir. Ar e çinko artı iki değerlik alacak. Navaş'ın tesir değerliği etki değerliği birdir. Ee, etki değerliği ile çinkonun yükünü eşitlemek için e sodyum hidroksiti 2 ile çarpmamız gerekir. Ee, buradan Çinko'nun mol sayısına baktığımız zaman e, 0.1 mol çinko kaba atılıyor. Denklemin kat sayılarından 0.2 mol sodyum hidroksitle tepkimeye girer. Kaptaki e, sodyum hidroksitin mol sayısına baktığımız zaman 0.22 mol sodyum hidroksit var kapta. 0.2 molu harcanıyor. 0.22'den 0.2'yi çıkardığımız zaman 0.02 mol sodyum hidroksit kalır. E, kap, kabın çözeltisi e, kaptaki çözelti 200 ml olduğuna göre NaOH'in molar derişimini bulmak için 0.02 bölü 0.2 o da eşittir. 10 üzeri eksi 1 molar sodyum hidroksit var. Eksi logaritmasını alırsak POH eder pH eşittir 1, pH eşittir 13 olur. Demek ki birinci kaptaki son durumda pH 13 olacak. Aynı şeyi ikinci kaptaki çözelti için yapalım. Ee, ne atılıyor ikinci kaba? Alüminyum atılıyor. Alüminyum artı 3 delik alacak. Hidroklorik asit tesir değerli 1'dir. 3 tane hidroklorik asit e, tesir değerliyle ile alüminyumun yükseltme basamını işlemek için hidroklorik asit 3 ile çarptık. Alüminyum 0.1 mol, denklemin katsayısına baktığımız zaman 0.3 mol hidroklorik asitle tepkime girer. Başlangıçtaki mol sayısı 0.1 çarpı 3, 0, 3.1, 0.31 mol hidroklorik asit var, 0.3 molu harcanıyor. 0.31'den 0.3'ü çıkarırsak 0.01 mol hidroklorik asit kalır molar derecesini bulmak için. 0.01 bölü çözeltinin hacmi 100 mililitre yani 0.1 litre o da eşittir. Onun üzeri eksi 1 molar. Eksi logaritmasını alırsak pH eder. E, pH'imiz 1'miş. ikinci kapta son durumda pH 1 olacak. E, üçüncü kaba bakalım. Üçüncü kapta e, ne atılıyor? Magnezyum atılıyor. Magnezyumun yükseltgeme basamağı artı 2 değerlik alacak sülfürik asit de iki değerlikli bir asittir. Dolayısıyla katsayıları bu şekilde olur birebir. Magnezyum mol sayısı 0,1 mol. Katsayılar eşit olduğu için 0,1 mol sülfürik asitle tepkimeye girer. Sülfürik asitin başlangıçtaki mol sayısı 0,2 çarpı 0,5. 0.11 mol kapta sülfürik asit var. 0.11 molün 0.1 molü gitti. 0.11 eksi 0.1 o da eşittir. 0.01 mol sülfürik asit H2SO4. Sülfürik tesir 2 olduğunu söylemiştik. Buradan hidrojenin mol sayısı 0.02 mol eder. Hidrojenin molar derecemi bulursak 0.02 bölü çözeltinin hacmi 200 mililitre olduğu için 0.2 o da eşittir. 10 üzeri eksi 1 molar hidrojen iyonu olur. Eksi logaritmasını alırsak pH eşittir 1 olur. pH'i 1 olarak işaretlediğimiz zaman sorunun doğru cevabının A seçeneği olduğu görülür. 25 santigrat derecede hazırlanan HX maddesinin sulu çözeltisi ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Bilgilere bakalım. Derişimi 001 molar. Çözelti hacmi 500 mililitre pH değeri 2'dir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi kuvvetli bir asit midir? Bakalım. E, asitin derişimi H, HX maddesinin asitin derişimi 0,01 molarken e, pH'ı eksi logaritma hidrojen iyonlarının molar derişimi diyorduk. E, 10 üzeri eksi 2'nin eksi logaritmasını alırsak pH 2 olur. %100 iyonlaştığını kabul etmiş oluyoruz. Daha doğrusu %100 iyonlaşırsa Hidrojen iyonları molar derece bunun üzeri eksi 2 molar olur. E, o, pH'i da 2 olur. Dolayısıyla HX kuvvetli bir asittir. Etki değerliği 1'dir. Etki değerli bir molekülün suya verdiği hidrojen iyonu sayısıdır. Zaten e, HX'den de gördüğümüz gibi e, bir tane molekülünde bir tane hidrojen vardır. Etki değerliğin 1 olduğu HX'den de görülür. E, 0,01 molarlık Asitten pH 2 olduğuna göre hidrojen iyonlarının molar derişimi de 10 üzeri eksi 2 molar olduğunu e, hesaplarız. Buradan da etki değerinin 1 olduğunu görürüz. Çözünen kütlesi 405 miligram ise x'in mol kütlesi 80 gramdır. Hemen hesaplayalım. E, molarite eşittir. N bölü V'den önce bir mol sayısını bulalım. Molarite çarpı hacim olacak. Molarite e, 10 üzeri eksi 2 çarpı. Hacim e, 0.5 Buradan mol sayısı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol var. Peki 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol madde bize miligram olarak vermiş. Grama çevirsek 1000'e böleriz. 0.405 gram ise bu maddenin 1 molu kaç gramdır dediğimiz zaman soru işareti eşittir. 81 gram hesaplarız. Demek ki HX'in 1 molu 81 gram. Hidrojen 1 olduğuna göre mol kütlesi, X'in mol kütlesi 80 olur. Bu ifade de doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. 25 santigrat derecede eşit derişimde sulu çözeltileri hazırlanan HX, HY ve HZ hidrojen halojenür asitlerinin kuvvetleri arasındaki ilişki HY büyüktür, HX büyüktür, HZ şeklindedir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi öncelikle aynı grupta aşağı doğru inildikçe e, halojenür 7A grubudur. Aşağı doğru inildikçe asitin kuvveti artar. Asitlik artar. En kuvvetli asit en aşağıdaki asittir. Bu yüzden 7A e, grubundaki A sıralaması şöyle olur. En aşağıda Y A metali sonra X ee, en yukarıda da Z metal olması gerekir. Aşağı doğru inildikçe asitin kuvveti artar. Yukarı doğru çıkıldıkça da elektronegatiflik artar. Elektronegatiflikleri arasındaki ilişki en yukarıdaki en elektronegatiftir. Z, X, Y şeklindedir. Bu ifade doğrudur. Aynı koşullarda H, Y'nin hidrojen iyonu derişimi en yüksektir. En kuvvetli asitin hidrojen iyonu derişimi en yüksek olur. H, en kuvvetli asit olduğuna göre ifade doğrudur. Atom çapı aşağı doğru inildikçe artar. Çapı en büyük olan Y atomudur. E, çaplar arasındaki e, sıralama Z büyüktür, X büyüktür, Y e, şeklindedir demiş. Bu ifade yanlıştır. Zaten soru yanlışı soruyordu. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. Bakır ve alüminyum katılarından oluşan 5 gramlık alaşım nereşik HBr çözeltisiyle etkileştirildiğinde çözelti kabının dibinde tek cins atomlardan oluşan 2.3 gram kütleli katı birikmiştir. Buna göre tepkime de açığa çıkan gazın cinsi ve mol sayısı nedir? Şimdi alüminyum ve bakıra baktığımız zaman bakır soy metaldir, yarı soy metaldir. E, Hidrojen bromürle tepkimeye girmez. Tepkimeye giren alüminyumdur, amfoter metaldir. Tek cins atomlardan oluşan 2.3 gram kütleli dediğine göre bu bakır tepkimeye girmeyen, asitle tepkimeye girmeyen bakırdır. 5 gramın 2.3 gramı bakırsa geriye kalan 2.7 gramı alüminyumdur. Demek ki 2.7 gram alüminyum tepkimeye girmiştir. Alüminyum mol kütlesi 27 gram olduğuna göre 0.1 mol alüminyum vardır. Alüminyumun HBr ile tepkimesinden alüminyum artı 3 değerlikte olduğu için alüminyum bromür tuzu ve hidrojen gazı çıkar. Denklemi denkleştirmek için hidrojen bromürü 3 ile çarparız. Hidrojen gazını da 3 bölü 2 ile çarparız. çarparız. Şurası 0.1 mol olduğuna göre 1'e 1.5 hidrojenin katsayısı 0.1 mol alüminyumdan 0.15 mol hidrojen gazı oluşur. Hidrojen gazının mol sayısı 0.15 mol. Gazın cinsi zaten hidrojen demiştik. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Oda koşullarında hazırlanan 0.01 molar 200 ml HX haşik çözeltisinin pH değeri 2'dir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi pH'i hesaplarken eksi logaritma hidrojen iyonlarının molar derişimi diyoruz. Asitin molar derişimi 10 üzeri eksi 2 molar. E, 10 üzeri eksi 2 moların eksi logaritmasını aldığımız zaman pH'i bulmuş oluruz. pH 2 olur. Demek ki %100 bu asit iyonlaşmış. Tamamı iyonlaşmış. Bu yüzden kuvvetli bir asittir. HX aseti bu ifade doğrudur. Hx su üç çözeltisi aynı sıcaklıkta saf su ilave edildiğinde iyonlaşma yüzdesi değişmez. E, bu ifade doğrudur. Evet oğlum kuvvetli bazdır dedik oğlum kuvvetli asittir diyecektik değiştirdik oda koşullarında hazırlanan 0.01 molar 200 mililitre haşik solu çözeltisinin pH değeri 2'dir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Öncelikle bir çözeltinin pH'ini bulurken, o çözeltideki hidrojen iyonlarının eksi logaritmasını aldığımız zaman çözeltinin pH'ini bulmuş oluruz. 0.01 molarlık asitin pH değeri 2 ise, pH'i 2 olan bir çözeltide, hidrojen iyonların molar derişimi 10 üzeri eksi 2 molardır. asitin molar derişimi de 10 üzeri eksi 2 molar olduğuna göre asitin tamamı iyonlaşmıştır. Bu bir kuvvetli asittir. Öncüllere baktığımız zaman birinci öncülde kuvvetli bazdır diyor. Yanlıştır. Kuvvetli asittir demesi gerekirdi. HX solu çözeltisine aynı sıcaklıkta saf su ilave edildiğinde iyonlaşma yüzdesi değişmez. Bu ifade doğru. Çünkü zaten kuvvetli asit %100 iyonlaşır diyoruz su ilave ettiğimiz zaman iyonlaşma yüzdesi değişmiyor. HX'in suluç çözeltisi elektrolittir. Elektrik akımını ileten sıvılar elektrolit denir. asitler iyonlaşarak çözündüğü için suda. asitlerin suluç çözeltisi elektrik akımını iletir. Bu ifade doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. 25 santigrat derecede 8 gram navaş katısının tamamı saf suda çözülerek 500 mililitre çözeltisi hazırlanıyor. Hazırlanan bu çözeltiye aynı sıcaklıkta HCl suyu, HCl sulu çözeltisi ilave edildiğinde oluşan son çözeltinin hacmi 1,5 litre ve pH değeri 13 olmaktadır. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Öncelikle ee, sodyum hidroksitin mol sayısını bulursak 8 gram bölü 40 en bölü ema 0.2 mol sodyum hidroksit katısı var. Evet. Peki ilave edilen e, çözeltinin hacmi 500 mililitre ilave edilen e, HCl'nin hacmi 1 litre olması gerekir ki toplam hacim 1.5 litre olsun. Peki hemen HCl ile NaOH'in tepkimesine bir bakalım. NaCl artı H2O olacak. Sodyum hidroksitin mol sayısı az önce 0.2 mol bulmuştuk. Peki son durumda pH 13 ise pOH 1'dir. çünkü toplamları pH ile pH toplamları 14 olacak. pOH 1 olduğuna göre OH yönlerin molar derişim 10 üzeri 1 molardır. Demek ki asit bitecek. bazdan artacak. Artan bazın mol sayısını hacme böldüğümüz zaman çözeltinin 0.1 molar olması lazım. İlave ettiğimiz HCl'nin molar değişimine X molar diyelim. Biraz önce 1 litre olması gerektiğini söylemiştim. O zaman X mol ilave edelim. Asit bitecekti. X mol asit, X mol bazla tepkimeye girdi. Bazdan artan 0.2 eksi X moldur. Yani son durumdaki... OH'in molar derişimi madem 0.1 molar olacak. 0.1 eşittir. 0.2 eksi x OH'in mol sayısıydı. Bölü çözeltin hacmi 1.5 litre. Buradan şurası 0.15 eder. Eşittir 0.2 eksi x. Buradan x eşittir 0.05 molar HCl. Demek ki başlangıçtaki Hidroklorik asitin molar dereşimi 0.05 molarmış. E 0.05 moların pH'i 1 olmaz. Çünkü pH'i 1 olması için hidrojen iyonlarının dereşimi 10 üzeri eksi 1 molar olması gerekirdi. Burada hidrojen dereşimi 0.05 molar. Birinci ifade yanlıştır. Tepkimede na oluşan nacelenin mol sayısı 0.05'tir. Bakalım hemen. X'i bulduk biraz önce. 0.05 molar bulduk. Hacmi de 1 litre olduğuna göre 0.05 mol. Şurası 0.2 moldu. Ee, az olan madde bitecek. Hidroklorik asitten 0.05 mol girdiği zaman kaç eşit olduğu için 0.05 mol nacele oluşur ve tepkime durur. Bu yüzden nacelenin mol sayısı 0.05'tir doğrudur. Son durumdaki çözeltide 6 gram NaOH vardır. Bakalım hemen. Tepkimeye giren başlangıçtaki NaOH 0.2 mol tepkimeye giren 0.05 mol yani şurada NaOH'in kalan kısmı 0.05'i çıkarırsak 0.15 mol NaOH artmış olur. 1 mol sodyum hidroksit 40 gramsa 0.15 molü 6 gramdır. Bu ifade doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3 olan D seçeneğidir. Oda koşullarında hazırlanan sulu çözeltilerinin pH değerleri Aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? pH değerini bulabilmemiz için hidrojen iyonlarının molar derecesini bulmamız lazım. Çünkü hidrojen iyonların molar derecesinin eksi logaritmasını alırsak pH'i hesaplamış oluruz. Eksi logaritma hidrojen iyonların molar derecesi. Şimdi e, direkt olarak hidrojenin mol sayısını hacme bölelim. E, 0.5 mol sülfürik asitte 1 molünde 2 mol hidrojen varsa 0.5 molünde 1 mol hidrojen var. 10 litre olduğuna göre e, molarite 1 diyelim hidrojenin. 1 mol, mol bölü 10 litre eşittir. 10 üzeri eksi 1 molar. Buradan pH eşittir. 1 olur. Birinci çözeltinin pH'i 1. <laughs> İkinci çözeltiye bakalım. Sodyum hidroksit 0,2 mol sodyum hidroksit. Tesir değerli 1'dir. 0,2 mol OH vardır. Molar derişimini bulalım. OH'in molar derişimi yalnız burada. 0,2 bölü hacim 200 mililitre. 0,2 litre. O da eşittir. 1 molar NaOH'dan 1 molar OH verir. Bunun eksi logaritmasını alırsam POH olur. O da eşittir. 1 moların yani 1'in eksi logaritması 0 olur. POH'ı 0 ise pH'ı 14 olur. pH'ı 14 olanı işaretleyelim. Üçüncü çözeltiye bakalım. 0,1 mol HCl kuvvetli bir asittir. 0,1 mol hidrojen verir. Molar derişimini bulalım. 0,1 bölü 1000 mililitre 1 litredir. O da eşittir. 10 üzeri eksi 1 molar hidrojen iyonu olur. Bunun pH'i da yine 1 olmuş olur. 1 ile tamamı 1 zaten. Ee, sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Oda koşullarında saf su ile hazırlanan 500 mililitre 0,5 molar, 400 mililitre navaş çözeltisi, 1 molar 100 mililitre sülfür gazı çözeltisi aynı sıcakta karıştırılıyor. Buna göre ifadelerinde hangileri doğrudur? Şimdi hidrojen ve OH'ın mol sayılarına bir bakalım. Hidrojenin mol sayısı çünkü nötrleşme tepkimelerinde net yön denklemi şudur: suyun oluştuğu tepkimedir hidrojen asitten gelecek. OH bazdan gelecek. E, 0,1 molar çarpı 0, 0, 1 molar 100 mililitre 0,1 litre 0,1 mol sülfürik asitimiz var. 0,1 mol. 2 tane hidrojen olduğu için 1 molünde 0,1 molünde 0,2 mol hidrojen vardır. O OH bakalım. 0,5 çarpı 0,4 o da 0,2 mol OH. Tesir değerli 1 olduğu için 0,2 mol OH verir. Mol sayılar eşit olduğu için e, tam nötrleşme gerçekleşir. Tam nötrleşme gerçekleştiği için ortam nötr olur. Ortam nötr ise pH 7'dir. Tam nötrleşme gerçekleşmiştir. Bu da doğrudur. E, son durumdaki çözelti elektrolittir. Elektri, elektrik akımını ileten sıvılara çözeltiler elektrolit denir. E, serbest halde iyonlar vardır. Çünkü sodyum, sülfat tuzu oluşur. Sodyum sülfat tuzunda sodyum ve sülfat iyonları serbest haldedir. İyon varsa elektrik akımı iletir. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. 25 santigrat derecede hazırlanan eşit hacimli birinci ve ikinci çözelti örnekleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre aynı sıcaklıkta karıştırılan birinci ve ikinci çözeltiler sonucu oluşan son durumdaki çözeltinin pH değeri hangisine doğru verilmiştir? Şimdi ee, nötrleşmenin net iyon tepkimesi, hidrojen artı OH, suyu oluşturur. Kat sayılar 1 olduğu için eğer asitten gelen hidrojenin mol sayısıyla bazdan gelen OH'ın mol sayısı birbirine eşitse tam nötrleşme olur, pH 7 olur. Eğer hidrojen büyükse asidik olur, pH 7'den küçük olur. Eğer OH büyükse bazik olur, pH 7'den büyük olur. Şimdi bakalım. Ee, çözeltilen hacimleri eşit. 1'e litre aldığımızı düşünelim. 0,5 molar 1 litre sülfürik asitte 0,5 mol demektir sülfürik asit. E, tesir değerli 2 olduğu için 1 mol hidrojen iyonu vardır. Birinci çözeltide hidrojenin mol sayısı 1 moldur. 1 litre düş olduğunu düşünelim. NaOH'in mol sayısı da 1 moldur. Yani OH'in mol sayısı da 1 moldur. Dolayısıyla Hidrojenin ve OH'in mol sayıları eşit olduğu için ortamın pH'ı 7'ye eşit olması gerekirdi. 7'den büyüktür demiş. Bu ifade yanlıştır. Aynı mantıkla. Önce hidrojen, hidrojeni hesaplayalım. 3 mol hidrojen var. 2 mol OH var. kim fazla? Hidrojen fazla. Hidrojen fazla ise asidiktir. Asidikse pH 7'den küçük olması gerekir. Doğru demiş. 7'den küçüktür. Peki. Önce asite bakalım. Asitin hidrojeni 1 mol. Bazın OH'ı tesir değerli 2 olduğu için 2 mol. Ortam baziktir. Ortam bazikse pH 7'den büyük olması gerekir. pH 7'ye eşittir demiş. Yanlış demiş. Bu yüzden sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmalıdır. Oda koşullarında hazırlanan kütlece %40'lık sodyum hidroksit çözeltisinin 10 mililitresi aynı sıcaklıktaki saf su ilavesi ile 500 mililitre çıkarıldığında oluşan çözeltinin derişimi 0.24 molar olmaktadır. Buna göre başlangıçtaki çözeltinin yoğunluğu ve derişimi nedir? Şimdi son durumda çözeltinin sodyum hidroksit çözeltisi molar derişimi 0.24 molar. Çözeltinin hacmi de 500 mililitre olduğuna göre litreye çevirelim 0.5. Demek ki bu çözeltide kaç mol sodyum hidroksit çözülmüş? Çarptığımız zaman 0.12 mol sodyum hidroksit çözülmüş. Hemen molar derişimini bulalım. Mol bölü hacimdi molar derişim. Mol sayısı 0.12 mol. E, kaç mililitreymiş? 10 mililitreymiş. 10 mililitre litreye çevirsek 0.01 eder. O da eşittir 12 molarmış. Demek ki başlangıçtaki çözeltinin derişimi 12 molarmış Peki yoğunluğuna bakalım. 12 e, 0. 0.12 12 mol olduğunu bulmuştuk. Kütleye çevirelim bunu. Kütle bölü mol kütlesiydi mol sayısı. Kütleye çevirdiğimiz zaman mol sayısı 0.12 çarpı 40. O da eşittir. 0. E, on, 40 ile çarptığımız zaman 1.2 4 ile çarptık. 4,8 gram ne var? Sodyum hidroksit var. 4,8 gram sodyum hidroksit kütlece %40'lık imiş. Yani 40'ı %40'ı 4,8 gramsa %100'ü kaç gramdır dediğimiz zaman 12 gram çözeltinin ağırlığı olur. E, yoğunluk demek kütle bölü hacimdi. Çözeltinin kütlesi 12 gram, hacmi 10 mililitre, dolayısıyla yoğunluğu 1.2 gram bölü mililitre olmuş olur. Bu da sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Müzik